Yeniden birlikteyiz sevgili seyirciler. Maç başlıyor, programı devam ediyor. Programımızın başında sizlere aktarmıştık, Fenerbahçe Acıbadem voleybol takımı şampiyonluk turu atacak diye. İşte izliyorsunuz, taraftarları selamlıyorlar. Fenerbahçe Acıbadem bayan voleybol takımı Türkiye şampiyonu oldu. Ve bugün 3 önemli şampiyonluk daha geldi. Daha geldi diyoruz çünkü sevgili seyirciler, Fenerbahçe'de her gün, sezon sonunda her gün yeni bir şampiyonluk haberi geliyor. Türkiye'nin ve dünyanın, daha doğrusu Avrupa'nın farklı kentlerinden. Bugün U15 takımı, Fenerbahçe'nin 15 yaş altı futbol takımı Macaristan'da Avrupa şampiyonu oldu. Nike Kupası'nda Avrupa şampiyonu oldu. PSV Eindhoven'ı 2-0 mağlup ederek U15 takımı ve taraftarlar anonsların ardından 15 yaş altı futbol takımını da alkışlıyor. Fenerbahçe genç bayan basketbol takımı Beşiktaş'ı mağlup ederek Türkiye şampiyonu oldu. Onlar da alkış alıyorlar taraftarlardan anonsla birlikte. Ve senkronize yüzmede Fenerbahçe Türkiye şampiyonu oldu bugün. Bir şampiyonluk haberi daha geldi. Şu saatlerde Fenerbahçe bugün şampiyonluklarla dolu bir gün geçiriyor. Fenerbahçe Acıbadem voleybol takımı geçtiğimiz günlerde şampiyon olmuştu. Şampiyonluk turunu atıyor. Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki bir önceki iç saha maçında o dönemde şampiyon olan takımlar şampiyonluk turu atmışlardı. Fenerbahçe erkek voleybol takımı, Fenerbahçe bayan basketbol takımı şampiyonluk turu atmışlardı. Şampiyonluklara doymuyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Her branşta üst üste ardı arda şampiyonluklar geliyor. Ve işte taraftarlar Fenerbahçe Acıbademli oyunculara müthiş sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Ayakta alkışlıyorlar Türkiye şampiyonu bayan voleybol takımını. İlker Hocam, siz gelmeden önce kısa bir şekilde Cem Hoca ile de konuşmuştuk Fenerbahçe'nin tüm branşlardaki şampiyonluklarını. Fenerbahçe'nin U15 takımının Avrupa şampiyonu olduğunu da siz stüdyomuza geldikten sonra öğrendiniz. Çok ciddi bir başarı. Çok. Her branşta Fenerbahçe başarıya doymuyor. Yani voleybolda 2'de 2 yaptık. Basketin biri geldi, biri yarın inşallah gelir. Branş var biliyorsun, yani futbol, basketbol ve voleybol olarak. Yani bunların neredeyse tamamında şampiyonluklarla geçen bir sezon olacak. Bunlar son derece önemli. Hakikaten herkesi tebrik etmek lazım. Ama U15 ve Nike Kupası'ndaki gelen Avrupa şampiyonluğu bence çok önemli. Hani futbola verdiğimiz önem açısından, futbolun ülkemizdeki yeri açısından, o gençlerin orada bir şampiyonluk alması Fenerbahçe'nin yarınları adına son derece sevindirici bir gelişme. Oradan yetişecek oyuncular hep istiyoruz ya, işte niye bizde bir Barcelona örneği, Barcelona modeli olmuyor diye. O çocuklar yavaş yavaş alttan geldiği zaman bu kolay olan bir şey değil. Bir iki senede yapılacak bir şey değil. İnşallah bir 5 sene sonra, bir 6 sene sonra onların hepsinin ya da çoğunun diyelim A takımda Fenerbahçe'ye katkı sağladığını görürüz. Tabii yiyecekler. Müthiş bir şey değil mi Cemal? Manchester'daki dünya şampiyonasında mücadele edecekler ve belki de dünya şampiyonu.